Evet, evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Astroloji derslerimize devam ediyoruz. Ne yapıyorum arkadaşlar ben? Bütün zodyaktaki burçları tek tek önce bir ne yapıyoruz? Tarıyoruz. Burçları bilmek demek arkadaşlar, evleri bilmek demek. Yani birinci ev şayet Koç burcuysa hem birinci evin hem de Koç'un anlamları benzer demektir. Tabii hepimizin yükseleni farklı. Yükseleni farklı olunca birinci evleri farklı. Yani yükselenim balık ama aslında birinci evi benim Koç gibi kullanmam gerekiyor. Tabii bunlar bir kombinasyon meselesi. Çünkü astrolojide biliyorsunuz burçlar var. Burçları yöneten gezegenler var. Evler var. Burçlar arasında açılar var. Var oğlu var. Bunların hepsinin bir kombinasyonunu bir araya getirmediğiniz sürece bazen bana soruyorsunuz. Arkadaşlar sorduğunuz sorular bazen yanlış. Tabii cevap da veremiyorum. YouTube'da yorumunuza cevap da vermeye çalışıyorum. Ama yani şöyle bir soru soramazsınız mesela. Hocam Plüto terazi burcunda ve 3. evde ne olacak? Ya şimdi olamaz böyle bir soru. Çünkü Plüto terazide ise dispozitörü Venüs'tür. Bir kere o nerede? Plüto diyelim ki terazide ve 3. evde. Peki arkadaşlar üçüncü ev ne gibi bir açılar altında kalıyor? Üstelik şöyle bir şey var. Vedik astrolojisinde de daşalar var mesela. Daşa sistemi olduğu için Vedik astrolojisinde. Siz mesela Jüpiter daşanızda farklı bir şey yaşarsınız. Satürn daşanızda farklı bir şey yaşarsınız. Acele etmeyelim diyorum. Yavaş yavaş anlatacağım. Siz de ne yapacaksınız? Zaman içerisinde bir takım şeyler ne yapacak? Kafanızda oturacak. Gelelim şimdi dördüncü eve ve yengeçlere. Şimdi arkadaşlar yengeç ay tarafından yönetilir. Bizim ana rahmindeki ilk evimizdir. Çünkü rahim de nedir? İlk evimizdir bizim. Suludur orası. Zaten yengeç su burcu. Ay tabii annemizin rahmidir. Hatta babam yengeç olduğu için böyle kızdığında askerler öyle argo konuşurlar. Ananın bilmem neyine kadar yolum var derdi. İngilizce'de house vardır. House bu ev. Bir de home vardır, yuva. Rahim aslında ev değildir, yuvadır. Yuvadır. Tabii bu coğrafyada tabii yükselen yengeç olunca, Plüton da yengeçte olunca ve birinci evde olunca nasıl bir kombinasyon ortaya çıkıyor? Türk anneleri çocuklarını azade etmek istemiyor. Yani buna aslında şu kısımda Kabala'da gümüş kordon diye bir kavram vardır. Gümüş kordon bizim fiziksel bedenimizin bir de ruhsal kısmı vardır. Aura deriz ona. İşte o gümüş kordon ne yapıyor arkadaşlar? Bazen böyle uyurken bilirsiniz. Bir yerlerde uçarsınız, gezersiniz, her şeye tepeden bakarsınız. İşte orada ne yapıyordur arkadaşlar? Auranız geziyordur. Şimdi buradaki meselemiz ya da İslam'da, tasavvufta biz buna tayi mekan deriz. Büyük Üstad Jules Verne'nin bunu yaptığını iddia ederler. Yani Ay'a yolculuk, denizler altında 20 bin fersah. Hatta Amerika'da çalışırken duymuştum CIA'nin bazı Hintli guruları kullandığını. Nasıl kullanıyor? Adam Washington'daki evinde mesela ama Moskova'da ne yapıyor? Gizli belgeleri falan böyle gidiyor, geziyor. İşte buna tabii bazıları ne diyor? Hayalet de diyebiliyor. İnsan tabii metafizik tarafı da olan bir varlık. Bizim bir evrenin fizik tarafı var, bir de metafizik. Yani fiziğin ötesi demektir metafizik. Tabii zihnimizi, beynimizi biz çok az kullanabiliyoruz. Bazı insanların bunu yaptığı iddia edilir. Tabii çocukken bazı özelliklere sahibiz. Fakat biz yaşımız ilerledikçe ne yapıyoruz? Biraz tabii kirleniyoruz. Kirlenince de, paslanınca da bir takım özelliklerimizi, rüya görme özelliğimizi ki yengeç burada rüyayla da alakalıdır. Balık burcu üzerinden. Burada tabii Neptün ay açısı ve beraberliği tabii ne yapıyor? Bunu getiriyor. Şimdi fakat yengeçlerin şöyle bir sorunu var. Ay biliyorsunuz 2-3 günde bir konağını değiştirdiği için iner çıkar. Zaten yaklaşık işte 28-29 gün diyelim ki onun transitini düşünün. Hemen karşısında Satürn vardır. Satürn ise 28-29 yıldır. Aslında progres dediğimiz şey astrolojide mesela bir gün ileri aldığınızda bir yıl ileri gitmişmiş gibi bir harita çıkartılır. İşte bu sebeple Vedik sistemde Satürn ötesi gezegenler hesap edilmez. Daşa sisteminde en dış yörünge gezegen nedir? Satürn'dür. Ay ile Satürn kozmozda karşılıklıdır. O yüzden de mesela yengeçler ne yapmalı arkadaşlar? Satürn olmayı öğrenmeli. Sabırlı olmayı, sakin kalabilmeyi. Hatta Nazım Hikmet biliyorsunuz Oğlak Burcu. O da tabii
kendi karşıtıyla barışmış birisi, bilinci daha açık. Bakın bir şiirinin hani bir kısmı var Nazım'ın. Bu Hazer'de diyor ki orada, şimdi tabii deniz nedir? Sudur. Psikolojide yaşamdır. Yüzeriz ya böyle rüyalarımızda. İşte ana rahmine dönme isteğidir Freud literatüründe. Orada diyor ki bir yerde, ve diyor kayıkçı Türkmenistanlı bir Buda heykeli gibi dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Fakat sanma ki Hazer'in karşısında el pençe divan durmuş. O da bir Buda heykelinin taştan sükunu gibi kendinden emin, dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Bakmıyor kayığa sarılan sulara, bakmıyor çatlayıp yarılan sulara. Çıkıyor kayık, iniyor kayık, devrilen bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Fark ettiniz mi oradaki benzetmeyi, metaforu? Yani orada şöyle düşünün, duygusal alanınız deniz, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz fakat bir oğlak gibi. Oğlaklarda çünkü sabır vardır, sükut vardır. Oradaki ne yapıyor? Türkmenistanlı Buda heykeli gibi duran kayıkçı, o ruh halinizin inip çıkan, dalgalanan durumun üstünde bir kayıkla kalıyor. Ama sakin. Fakat vazgeçmiş de değil. Çünkü profesyonelleşmiş duygularını kullanma noktasında. Söylüyorum yengeçler, oğlak olmayı öğrenin, karşıtınıza bakmayı öğrenin. Diyalektik materyalizmin kuralıdır. Tez, antitez, sentez. Hiçbir zaman hiçbir burçtan olmayı kabul etmeyin. Zodyak'ta 12 tane burç vardır, merkeze oturmanız lazım. 13. burçta olacaksınız. Yoksa insanız biz, hepimizde her gezegen var, her burçtan özellikler var diyorum. Yengeç için ne yapıyoruz? Ne diyebiliriz? Yengeç tabii biliyorsunuz yürürken böyle hareketler ederler. Böyle özellikle dolunay zamanlarında en fazla yengeçler gelir. Ya da işte aybaşı dönemlerinde, adet sorunlarında yengeçler daha çok etkilenirler. Hatta böyle Miami'de arabayla giderken filan çok enteresandır. Orada böyle ay böyle dolunaya döndüğünde yengeçler yollara çıkarlar. Tabii bizdeki gibi değil insanlar. Oturup izlemek zorundasınız. Hayvanları ezip geçemezsiniz. Yengeçler dans etmeye başlarlar. Bir de böyle kollar kenardan böyle. Zaten yengeç oğlak aksından o yüzden iyi boksörler çıkar. Harekete dikkat edin. Hemingway yengeçti. Onun güzel bir lafı var. Hani my writing is nothing, my boxing is everything. Yani benim boks yapma durumum en iyisidir. Yengeçlere söylüyorum. Gidin böyle spor salonuna bir kum torbası bam gün bam gün vurun. Kum torbasını da artık kime kızdıysanız onu gözünüzün önünde canlandırın temsili diyorum. Tabiattaki varlıklarınızı takip edin. Yengeç zaten cancer'dır. Kanser Latince'de. Arapçası, Arap astrolojisinde seratandır. Seratan kanser hastalığıdır. İbn Sina hatta yengeç eti yenmesini ne yapar? Tavsiye eder. Sarımsak da aynı şekilde yengeçle alakalıdır. Yoğurt öyledir, mayalı şeyler. Yoğurtlu sarımsak mesela sinirlerinize iyi gelir diyorum. Maydanoz. Zaten saçı cildi iyi olan yengeçlere dikkat edin. Maydanozu, sarımsağı, yoğurdu severler. Onu böyle cacık yapın. İçine salatalık yerine maydanoz atın mesela. Rahmetli babam öyle yapardı. Fakat kahrından gitti. İşte asker kahretti. Kanser oldu. Yap iğnem insanı gam götürür derler. Fazla gamlı baykuş olmayın. Arkadaşlar geçen videoda altına yazmışlar. Hocam işte saçınızı, cildinizi. Şifreyi verdim size arkadaşlar. Vatanseverdirler. Annelerini, ailelerini, babalarını severler. Hatta o sevgiden ötürü bazen hayatta büyüyemezler. Büyümeniz için biraz aileden, toplumdan, hayattan biraz daha uzaklaşmanız icap ediyor. Koruyucusunuz, kollayıcısınız. Zaten anne odur, şefkattir, vericidir. Haritanız ayı yönetiyor dedik. Ay ne yapıyor arkadaşlar? Ayın en sevdiği burç boğa burcudur. Boğada egzoltedir. Peki ay boğada egzolteyse yengeçe ne mesaj veriyor evren? Diyor ki ay diyor boğada diyor egzolte diyor. Neden egzolte? Çünkü Venüs'ün peşine gidiyor. Fakat Venüs'ün peşine gitmek arkadaşlar annenizin değil aşığınızın peşine gitmek demek. Çünkü Venüs aşkla alakalıdır. Zaten şöyle düşünelim. Astrolojik haritada 4. evi sembolize eder. Hemen bir sonraki ev Güneş ve Aslan'la alakalıdır ve aşkla alakalıdır. Yani aileden ve anneden kurtulduğunuzda aşkı yakalıyorsunuz. Aşkı yakaladığınızda da 5. evde sonra 7. evi bir düşünün. Orası da evlilik evi. Yine Venüs.
Yani şöyle düşünün. Aslında ayın sevdiği yerler işte egzolte olduğu, en yüceldiği yer boğayken terazi evini de çok sever. Sevmediği ev akreptir arkadaşlar. Akrepte kin ve nifak peşinde koşar. Kin ve nifak peşinde koştuğu için kişi ne yapar? Zarar görür. Bir de tabii ne var orada ayda? Oğlak. Evet, oğlağı da istemez. Çünkü astrolojide temel kuraldır. Bir gezegen nereyi yönetiyorsa direkt karşısında zarar görür. Oğlakta maalesef anne konusunda da kişi talihli değildir. Kişiyi bazı konularda inatçı yapabilir. Bu tabii biraz zorlayıcı bir pozisyondur. İç alemde melankoli verir. Ay burcu problemli yerleşmiş arkadaşlar. Eğer kötü açıda alıyorlarsa, özellikle Mars'tan, geceleri fazla ortalarda gezinmesinler. Erken yatsın, uyusunlar. Çünkü ay geceleri daha fazla hayatımızı belirler. Pijama terlik, evdeki hayatımız öyle bir burç. Ay burcu. Ne yapıyorsunuz? Erken yatıyorsunuz. Sabah kalkın, güneşle yaşayın. Gecede bir sorununuz varsa dikkatli olun. Zaten karı koca kavgaları da işte geceleri daha yoğun olabilir. Özellikle yemek yerken. Çünkü ay aynı zamanda mide. Yeme içmeyle de alakalı. Zaten boğalar ve yengeçler o yüzden yemeği severler. Çünkü boğada ay egzolte, yengeçte ay aynı şekilde. Burada gece burçları uyumsuz olan insanlar oldu ya, birisiyle tanıştınız, görüştünüz, aşık oldunuz. Güneş burçlarınız uyuyor. Diyor ki işte hocam ateş burcu kocam var. Ben aslan burcuyum, o da koç. Fakat anlaşamıyoruz. Olabilir arkadaş. Senin ay burcun diyelim ki boğadır. Kocanınki de akreptir. İkisi birbirine zıttır. Gündüzleri anlaşabilen insanlar bir bakarsınız gece aynı yatağa bile girmek istemezler. O yüzden astroloji öyle o kadar basit de bir iş değil. Bir sürü tabii burada dedim ya size kombinasyon var. Uykularınıza dikkat ediyorsunuz. Belli bir saatte yatıp belli bir saatte kalkıyorsunuz. Çünkü iyi uyuyan bir yengeç ne yapar? Depresyondan da kurtulur. Zaten depresif zamanlarda uyumayı severler. Tespit böceği hatta Mısır mitolojisinde şeydir. Böyle tespit böceği kıvrılır ya. Ama lütfen böyle ana rahmindeki gibi böyle büzüşüp C harfinde uyumayın arkadaşlar. Elinizden geldiğince böyle dimdik şey yapın. Dik uyuyun. Dik uyuduğunuz zaman ne yaparsınız? Hem iskelet sistemini sağlıklı tutarsınız. Hem de depresyona girmemiş olursunuz. Yani omuzlar böyle bükük böyle düşünün. O William Rahum var ya, dinle küçük adam kitabının hemen başına, böyle öyle olmaz. Dik duracaksınız böyle. Aslanlar bilir böyle yaparlar ya. Onun gibi işte, anlıyorsunuz. Yengeç için, yengeç tabii dördüncü evdir. Yengeç nedir arkadaşlar? Açılan kare. Biz şimdi açıları nasıl açıklıyoruz arkadaşlar? Koç hep sıfır noktası. Şimdi koçtan boğaya 30, boğadan ikizlere 30, ikizlerden de yengeçe 30. Ne yapıyor? 3 tane 30, yani 90 derecelik açı. Ben onun zaten şifresini verdim. Koç birinci burç, yengeç dördüncü burç. 4 eksi 1, 3. Her burç arası 30 derece, 90 derece. Açılan karedir. Şimdi açılan kare neden zararlıdır arkadaşlar? Ya da zorlayıcıdır diyelim. Ben çünkü zarar, fayda bunlar egoya göre değişir. Çünkü koç bir ateş burcudur. Yengeç ise bir su burcudur. Yani burada tabii yengeç koçtan itibaren 90 derece olduğu için ki dördüncü ev, birinci evde mesela bir şeylere başlıyorsunuz, hayata geliyorsunuz. Dördüncü evde de ne yapıyorsunuz? Büyüyorsunuz. Evden çıkacaksınız ama orada ne yapmanız lazım? İlk öyle kafayla çıktığınız birinci ev değil bu. Artık adımınızı atıp çıktığınız yer. Eve arkanızı, annenize, babanıza arkanızı dönmeniz gereken yer. Çünkü işte 5. evde de aşık oluyorsunuz. 6. evde işte çalışıyorsunuz, bir işe giriyorsunuz. 7. evde evleniyorsunuz. Bu işler böyle arkadaşlar. Hatta eskiden tabii evlenmeden insanlar gerdeğe de giremiyordu. 7. evde evlenip 8. evde akreple gerdeğe giriyordu. Yani cinsellik yaşıyordu. Çünkü Türkiye'nin haritasına baktığınızda bu özel durumu da görürsünüz. Yin'dir arkadaşlar, dişildir. Her zaman söylerim. Toprak ve su burçları dişidir. Açılan karedir. Öncüdür. Çünkü köşe burçtur. Öncüler arkadaşlar astrolojide 1, 4, 7 ve 10'dur. Yani aynen böyle saatin işte 3'e, 9'a, 6'ya ve 12'ye vurduğu yer. Bir haç düşünün.
Ne yapıyor orada? Tabii Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak bunlar da öncüler oluyor. Zaten biliyorsunuz mevsim dönüşleridir. Annelikle alakalı dedik. Duygusal güvenlik, sıcaklık, beslenmek, çok iyi aşçılar çıkabilir. İnsanlar zaten kim tarafından beslenirlerse onu severler arkadaşlar. Aslanın kafesine kim girer? Onu besleyen bakıcısı. Siz çok azgın bir köpeği bile siz besliyorsanız her gün elinizde, o köpek sizin karşınızda böyle durur. Biz o yüzden annelerimiz tarafından besleniriz, böyle dururuz. Çünkü meme, mama, mother, anne, yani memeyle alakalı aynı zamanda, göğüslerle alakalıdır yengeç aynı zamanda. Çünkü ne yapıyoruz? Orayla ne yapıyoruz? Çocukları besliyoruz. Yani ne yapıyoruz? İşte annelerin işte memelerinden ne yapıyoruz? Oral evrede, yani ilk iki yaş arası besleniyoruz. Onlar zaten ne oluyor? Süt kamyonları arkadaşlar. Sütün kilosu da artmış. Tabii anneler iyi beslenmeyince de maalesef ya da işte çok acıklı, sıkıntılı, stresli derse çocuklarını beslerken o acıyla, sıkıntıyla besliyorlar. Mis süt değil o. Yani insanlar beslenemiyor işte sonra da diyor ki hocam çocuk sahibi oluyor. Ya çocuk sahibi olursun da arkadaş yiyemiyorsun, içemiyorsun, doğru dürüst beslenemiyorsun. Sen o çocuğu nasıl besleyeceksin? Esama mamayla mı? Esama mama zaten artık çok pahalıdır bilmiyorum tabii. Ben o işlerle ilgilenmediğim için herkes bilsin ne yaptığını sonra çocuklarıyla kavga etmesin. Arketipik karakterler olarak da tabii işte hemşirelik, doktorluk uygun meslekler olabilir. Ev hanımıdır ama yengeç genelde ev tipidir. Evde oturun çalışmayın demiyorum ama iyi bir ev hanımıdır. Hafızayla alakalıdır ay arkadaşlar. Fakat bu bir duygusal bellek meselesidir. Duygusal bellek şudur arkadaşlar. Siz geçmişte yaşadığınız bir olaya gittiğinizde aşırı sıkıntı halindeyseniz o hali yine hissediyorsunuz. Yine titremeye başlıyorsunuz. Yani bir olay olmuş, hayatta ilk defa düşmüşsünüz, ağlıyorsunuz filan, tamam mı? Ondan sonra yine başka bir olay oluyor. Gene filan yapıp böyle var ya böyle Anadolu'da kalan. Gitti yarim filan, dağ gibi adam gitti filan. Tabii kör ölür, badem gözlü olur. Zamanında ne yapıyor? İşte gene aynı şey. Boyun devrilsin, üstünden silindir geçsin, Allah belanı versin, elin kırılsın, kanser ol. Sonra da adam gidince de vaaa filan gitti. Evet, doğrudur. Gider. Gidenler de geri dönmezler. Demek ki memnunlar hallerinden. Şair de unuttum şimdi bak. Yahya Kemal miydi? Ya benim bu ay gitti arkadaşlar. Ben bu korona işini sevmedim. Virüs hepimize giriyor. Aşılı aşısız. Yukarıdan. Bakın yine geldi koronalar. Nazım'ın şiirinde var ya böyle stronsiyum 90. Böyle atom bombası denemelerinden diyor. Stronsiyum 90 yağıyor diyor. Hayır arkadaşlar artık korona yağdırılıyor gökyüzünden böyle dronlarla. Nusret gibi tuzluyor birileri. Ne diyor işte korona yağıyor. Ota, süte, ete, umuda, hürriyete kapısını çaldığımız o küçük o büyük hasret ediyor. Küçük hasret dedim dilim sürçtü. Hani büyük hasretimiz büyük umudumuz da kalmadı. Yazıklar olsun. Dikkat edin diyorum. Ayı iyi kullanın, çocuklarla iyi ilişki kurun. Zaten çocukların, görüyorsunuz, hayatımızı görüyorsunuz. Biz yetişkinler bile yarınımız için ne yapıyoruz? Panik halindeyiz. Yavrucaklara dikkat edin. Nasıl dikkat edilir? Bence hiç doğurmayın bile. Yani o anlatmıştım ya önceden, Silenos'un hikayesini Kral Midas'la. İnsan nasıl kurtulur? Cevabı şöyle. İnsan diyor, ölünce kurtulur diyor. Kral diyor ki ya zaten doğmuş. Hiç doğmazsa diyor kurtulur diyor. O da bir yoldur. Bazı insanlar soruyor işte hocam evlenmedim, anne değilim, ne yapayım? Kardeşim evlen, çocuk da yapmak zorunda değilsin. Zaten iş güç de yok. Şu an bunlar iyi günlerimiz arkadaşlar. Adamın bir yıllar önce demişti ya kötü günler bitti. Sırada daha kötü günler var diye. Sırada çok daha kötü günler var. Yani ekonomik manada söylüyorum. Umutlarımızı tabii ne yapmayalım? Beyinlerimizi, farkındalık bilincimizi arttıralım ki hiç olmazsa yarın öbür gün hepimiz zaten ne yapacağız? Öleceğiz, gideceğiz. Bilinç düzeyimizi arttıralım. Ne kadar bilinç düzeyimizi arttırırsak hiç olmazsa bir sonraki hayatımızda daha iyi bir yerden ne yaparız? Hayata geliriz diyorum. Bakmayla, beslemeyle, şefkatle alakalı dedik. Ama bunu sadece anneye değil. Yani yıllar önce benim 3 sene önce bir işte sevgilim var, yengeç, ilk tanıştık filan. İlk sorduğum soru şu oldu. Issız bir adaya düşüyoruz. Aşkım,
Annenle mi düşersin yoksa benimle mi? Böyle hemen gözlerini kaçırttı filan. Aha dedim, tamam. Anasına aşık bir yengeç daha. Tamam, analarımıza aşık olalım ama yarimizi unutmayalım. Canan can kökünden gelir arkadaşlar. Deli Dumrul'la canını Canan'ı veriyor. Annesi ya da babası değil. Onu da bilelim. Başka ne diyebiliriz? Ha, bu açılan açıdan bahsettim. Bunun bir de kapananı var. Kapanan açı da Oğlak'tır arkadaşlar. Neden? Çünkü Oğlak'tan Koç'a da 90 derece var. Ama o bir kapanan açı. Yani daha Satürn etkili. Halbuki açılan 90'lık bir ay açısıdır. Ana rahminden aynen çıkıştaki gibi bir tabii de zorluk çıkartıyoruz biliyorsunuz. Bazıları kıç üstü geliyor, bazıları kafa üstü. Şimdikiler zaten gelmiyor. Kesiyorlar, böyle karnı yarık gibi çıkartıp kenara koyuyorlar. Onlar böyle, onların durumu daha değişik. Burada demek ki kapanan açı olduğunda Satürn biraz daha böyle kariyerle, 10. ev konularıyla ilgiliyken, açılanda hani ben evden çıkıyorum, ülke değiştiriyorum, iş değiştiriyorum açısı. Tabii yengeç açısı daha zor, onu söyleyeyim. Çünkü ateş su, Oğlak açısı ateş toprak. Ateş toprak zor olsa da tabiattaki en değerli madenleri düşünün. Mesela bir elması ne ola ki? Binlerce kilometre aşağıda ne yapıyor? Ateş, yani mama toprakla dans ediyor. Ondan sonra işte fırlıyor, yanardağ çıkıyor filan, işte başkalaşım kayaçları, işte mermerler. Yani aslında ateşle toprak bir araya geldiğinde ne yapar? Daha iyi olur. Yani işte nedir bu? İşte bir bardak. Bu bardak nedir? Ateş-toprak ilişkisidir. Tabiatta her şeye dikkat etmenizi istiyorum. Sağınıza solunuza bakın. Bütün hayvanlar, bitkiler, etrafındaki bütün nesneler, bunların tamamı ateş, toprak, hava, su. Bunların unsurlarıyla ne yaparlar? Bir araya gelirler. O yüzden ne yapıyoruz? Kimse kimseyi dışlalamıyor. Dışarıda bırakmıyor. Ben onu sevmem, bunu sevmem. Hala bunları dinliyorum. Yok yengeç sevmem. Hocam balıkları ezdiniz. Kardeş, balıkları siz kendiniz ya da evren ezdiyse, ben bunu söylediysem ben balıkları mı ezmiş oluyorum? Yoksa balıklar kendi kendisini mi ezmiş oluyor? Benim sözcüklerimle ezilecekseniz kanalımı lütfen terk edin. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Ne dememi bekliyorsunuz? Sevgili balıklar, uçacaksınız. Zaten bir balığımız var. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Muhteşemiz. Bütün dünya bizi kıskanıyor. Yapmayın arkadaşlar. Söylüyorum. Neptün 2011 yılında balığa geldi. 2011'den beri balıklar Neptün'ün toksik etkisiyle, tamam mı? Bir Neptün uyuşturucu etkisi verir. Ha esrar çekmişsiniz, kafayı bulmuşsunuz. Ha uyumuşsunuz, çalışmayıp evde yan gelip yatmışsınız. Ha hayal alemine dalmışsınız. Bunların tamamı Neptün'le alakalı. Dünya şu an hayal kuruyor ki 2011'den beri. Herkes hem de. Buna hepimiz dahiliz. Ama şu çok açık ki balıklar tabii güneşlerine yedikleri için Neptün transitini, onlar şu an daha büyük etkide. 2025'ten sonra da Koç burcuna geçer. Ben de Koç'um. Biraz da ben hayal kurayım. Ama Koç'un şöyle bir özelliği var. Koç Mars. Mars eylem demek, yapmak demek. Biz de hayal kuruyoruz elbette. Ama gidiyoruz, ne yapıyoruz? Roman yazıyoruz. Ben Ay Çarpması romanını öyle yazdım. Niye? Çünkü Neptün balık mesela geldi. Merkür balık. Merkür balıktan geçerken hayatımdaki ilk roman denememdir. Astroloji var burada. Rüyalar var burada. Alın okuyun. Bakın bu bir eylem. Bir şey yaptım. Öbürleri sadece hayal kuruyor. Ve bekliyor ki işte hayalleri gerçek olacak. Hayaller gerçek olmaz. Hayaller gerçek kılınır. Mars'la yapılır o da. Eylem yapacaksınız. Her zaman söylüyorum. Eylemci olun. Söylemci değil. Bıt 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 konuşmakla olmaz. Başka ne diyoruz? Ha burada bir yengeçte bağımlılık var. Onu unutmayın. Yani siz çıktınız oradan, doktor kordonu kesti. Kordonu kesti diyor. Kordon kesilmiyor ki arkadaşlar. Bilirsiniz hayalet bacak filan sendromu derler. Yani bir insan düşünün, ayağı kesilmiş. Allah korusun. Şeytan kulağına kurşun. Ne olur arkadaşlar? Ne olur? Şu olur arkadaşlar. Hala oradaymış hissiyle yaşarsınız. İşte yengeçler hala analarının şeyinde gibi yaşıyor, hissine kapılabilirler. El falı sormuşsunuz. İleride belki onu da anlatırım. Bir ara böyle Hindistan'da onlarla da takılıyordum arkadaşlar. Avuçlarımın içindeki çizgilerden yorum yapmışsınız. Arkadaşlar herkesin sağ sol elleri aynı değildir. Yani benim çizgiler aynı değil. Sol elden bakılır. Çünkü sağ eli kullanıyorsunuz. Ama solaksanız, sol eli kullanıyorsanız o zaman sağ elden bakılır.
Ben solak değilim arkadaşlar. O yüzden de sol ele bakılır. Bakın sol eldeki bu Venüs çizgisi değil arkadaşlar. Hayat çizgisinin hemen üstündeki çizgi akıl çizgisidir. Bakın akıl çizgime benim burada başlıyor, burada bitiyor. Herkes eline avucuna baksın. Şimdi ukalalık olacak ama böyle bir akıl çizgisi çok az insanın elinde vardır. Bu bize çizilmiş, bu merküryen bir şey. Aşk çizgisi biraz böyle tabii dallı budaklı filan. Hocanızın ayı aslanda. Güneş'te Venüs'te kavuşumda. Venüs'te 8. ev sahibi. Güneş'te ben oluyorum. Venüs'te kadın demek. Biraz tabii yoğun mesai yaptık zamanında. Şimdi neredeydi o benim? Bir iki not almıştım. Kaçırmayalım. Oğlak olmaya çalışıyorsunuz. Satürn'ü öğreneceksiniz. Yaşam dersiniz bu. Satürn'ü de tabii düşünün şöyle bir. Yengeç'ten 7 ev sonrası Satürn arkadaşlar. Yani oğlak. Öyle olduğu için yengeçler evliliklerini götürme konusunda en fazla zorlanan burçlar. Yani bu onların tabii güzel olmaması, şöhretli paralı olmaması değildir. Bakın işte diyelim ki Yıldız Tilbe, diyelim ki Türkan Şoray, diyelim ki Sezen Aksu. Ya bunların güzelliği mi eksik ya da sanatlarında bir şey mi eksik? Değil. Ama ne oldu? Evliliklerini daima ne yaptılar? Patlattılar arkadaşlar. Yani patlattılar diyorum. Hiç mi onların suçu yok? Yani hep böyle bir evlen Ahmet suçlu, iki evlen Mehmet suçlu, üç evlen o suçlu. Ya herkes suçlu olamaz. Aynanın karşısında geçip diyeceksiniz ki ben nerede hata yapıyorum? Ya da şu var sürekli onu da duyuyorum. Hocam ben evrenden hep böyle adamları çekiyorum. Ya arkadaş herkes evrenden hak ettiğini çeker. Unutmayın. Mıknatıs demiri çekebilir. Mıknatıs altını çekemez. Demir yağmur yağınca paslanır. Altın yağmur yağınca paslanıyor mu? Her zaman söylüyorum değişeceksiniz. Simya budur zaten. Simya budur. Siz değiştiğiniz zaman ne yapacaktır? Evren de size o tepkiyi verecektir. Bakın bu bir cam bardak. Bu bir gün kırılacak. Kesindir. Cam çünkü. Ama düşünün şunu düşünün. Bu bir metal. Bu ne yapacak? Bir gün korozyona vuracak, paslanacak. Demek ki siz kırılıyorsanız sürekli değişmeniz gerekiyor demektir. Tabii ki insanın doğuştan gelen yapısını, naturasını, karakterini, kişiliğini değiştirmesi o kadar kolay değildir. Ama bu farkındalık bilincinizi yükselttiğinizde ve bir doğum haritasına baktığımda ben söylüyorum. Diyorum ki bak bu eksik, bu eksik, bu fazla, bu konularda, şu konularda çalış diyorum. Evde oturup 150 kilo olup ondan sonra da kardeşim, okutup kendini üfletip, kurşun döktürüp, muska takıp, hocaya gidip, tü yaptırttırıp filan nasıl bir insan 50-60 kiloya düşer? Düşemez. Düşemez, imkansız. Ne yapması lazım? İşte kendini beslerken, ay mide ya, diyet ya, doğru beslenmesi lazım. Ne yapması lazım? Koç burcu Mars'la arkadaşlar koşması lazım. Askerlikte var ya marş marş. Nereden geliyor marşa basmak? Arabada bile öyle. March, March, 21, 21. Ne oluyor? Güneş orada ne yapıyor? Koç burcuna geçiyor. Yani Güneş Mars'ın etkisinde kalıyor. O yüzden de köşe evler özellikle bir masanın ayakları gibidir. Köşe evler bir binanın kolonları gibidir arkadaşlar. Yani Koç, Mars, Yengeç, Ay, Terazi, Venüs. Yani aşk, sevgi, evlilik, birilerine tahammül etmek, iki kişinin bir araya gelmesi. Birinci evde Koç. Ben ne yapıyorum? Terazi olurum. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Venüs yaşıyorum. Aşk yaşıyorum arkadaşlar. Birisiyle bir araya geliyorum mesela. Aynı potanın içinde eriyorum. Kendi benliğimi yitiriyorum. O kişinin de kendi benliğini yitirmesini istiyorum. Hatta ben sen olmayacak. Biz bile olmayacak. Biz bile Türkçe'de yanlış kelimedir. Ben ve sen bir araya geleceğiz ve yekpare ve tek parça bir benlik oluşturacağız. Aşk budur işte. Yedinci ev, evlilik yapamıyorum. Ne yapayım? Virüslü adamı almışsın, bünyeye geçiriyorsun. Adam suçlu da sen niye o virüslü adamı çekiyorsun? Asıl soru bu. Ha burada da ne var? Oğlak, Satürn yani kalıcılık. Yani bir şeyi yıllara yaymak. Çünkü Satürn Kronos'tur ve zaman tanrısıdır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Dört temel gezegen belli burada. Mars, Ay, Venüs ve Satürn. Bu kadar. Mars kendinsindir, gücündür, kudretindir, eylem gücündür. Ay duygularındır, insanlığındır, ailendir, evindir, yuvandır.
Terazi evliliktir, ortaklıktır, aşktır, birileriyle bütünleşmiş olmaktır. Satürn nedir? İşindir, gücündür, kariyerdir, toplum önündeki yerindir. Zaten bu dördü olduğunda ne yapar arkadaşlar? İnsanlar mutlu yaşarlar. Öbür ara evleri boş verin demeyeceğim. Onların da tabii hayatta yeri var. Ama diyorum ki size, bu saydığım dört ev ve dört gezegen, bunun üzerine iyi çalışın. Bakın hangi açıları yiyor, ne oluyor? Evet, evet. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Dördü halledin, beşe geçin. Beşte gidip aşık olup dörde geri dönmeyin. Dördü halledin, yediye geçin. Yedi çünkü daha sonraki bir ev. Ondan sonra evlenip yediyi patlatıp dörde bir daha geri dönmeyin. Dönüp dönüp dörde dönüyorsunuz. Dönüp dönüp dörde gidiyorsunuz. O dörtte bir daha doğarsınız. Oradan bir daha durmak yok. Yola devam. Hatta yengeçlerin en temel hatalarından biri de şudur, onu da söyleyeyim. Annelerinden kurtulmak için alelacele rastgele insanlarla evlenip anne olmak. Daha sonra o çocuk geliyor, o da sana onun hesabını soruyor. Onu da söyleyeyim. Yani hangi karmalarda yanıldığınızı, sabırsız olduğunuz için, hep sabırlı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Arkadaşlar, oğlak burçlarına iyi bakın. Bir şirkete girdiğiniz zaman oğlak burcunu görürsünüz. Gelmiştir, sizin üstünüzdedir. Diyebilirsiniz benden daha aşağıda zekaya birikime sahip. Fark etmez. Adam ısrarlı, adam istikrarlı. Sizin periyodunuz böyle dönüp dolaşıp 27-28 iken Satürn'ün evladının ne oluyor? 28-29 yıl oluyor. Düşünsenize bir. Amerika Birleşik Devletleri yengeç burcu ama yükseleni oğlak. Biz de akrep burcuyuz. Bizim de yükselenimiz yengeç. Bizim haritayı ay yönetiyor. O yüzden Türkiye'de 3 günde 5 günde bir her şey böyle iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, kayık falan filan. Adamların minimum planı 30 yıllık olmuyor mu o zaman? O yüzden Birleşik Devletler, Birleşik Devletler. Bazıları bizi kıskanıyor diyor da siz hiç bir Amerikalıyı gördünüz mü? Böyle denize atlamış yüzerek Afrika'ya kaçıyor, Orta Doğu'ya kaçıyor, Türkiye'ye kaçıyor. Kimler sandallara atlayıp Amerika'ya kaçmaya çalışıyor? Artık bir aklımızı başımıza devşirelim. Bırakalım bu duygusal tripleri diyorum. Bunlar ay tribi arkadaşlar. Ay tribi. Ay trip atar. Öyle ayın her bize söylediği ile biz harekete geçersek lunatik oluruz. Luna ay, lunatik de deli. Ay insanı. Ay insanı bazen çıldırtır. Anlıyorum sizi, duygularınız böyle. Ben demiştim yengeç olmak istemem diye. Bazılar efendim yengeçleri, ya yengeç benim en sevdiğim burçlardan biridir arkadaşlar. Hepimizin ayı var. Ama benim aslanda sabit, eğlenceli bir ayım var. Ben geceleri çekerim, Müzeyyen Senar dinlerim. Bugün de Alaaddin Yavaşçı ölmüş, profesör doktor, önemli bir adamdı. Herhalde klasik Türk musikisinin en önemli bestekarlarından, güftekarlarından balık burcuydu. Ay pozisyonuna, Venüs pozisyonuna bakabilirsiniz. Yükseleni aldırmayın, doğum saatini şunu bunu. Böyle insanlar öldüklerinde bakın, 95 sene yaşadı. Safiye Ayla da öyleydi, Müzeyyen Senar da öyleydi. Yengeç burçlarına Türk sanat musikisi yazıyorum. Bu 7 çakra, 7 nota, çakralarınızın akışı ne yapar? Daha güzelleşir. Türk sanat musikisi dinleyin. Tabii sevmiyor, sıkılıyor olabilirsiniz. O zaman da ben sağlıklı ve 90 sene yaşarım demeyin kendinize. Bazı şeyler arkadaşlar sevip sevmeme meselesi değildir. Frederick Engels'in güzel bir lafı vardır arkadaşlar. Özgürlük gerekliliğin tanınmasıdır. Ben etçil bir hayvanım, ayım aslanda. Zaten koçum, koç, et, kurbanlık filan. Fakat ne yapıyorum arada? Meyve yiyorum, mecburum. Avcı toplayıcılar et ve meyve yerlerdi arkadaşlar. Başak balık açısı vejetaryen olabilir. Orası çünkü bağırsaklarla da alakalı. Bugünkü dersi ne yapıyorum arkadaşlar? Kapatıyorum. Yine böyle daldan dala filan atladım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben böyle dallamalık yapmayı seviyorum. Sizleri de seviyorum. Beni devam edin takip etmeye. Öğrenin arkadaşlar, kanalıma abone olun arkadaşlar, beğeni atın arkadaşlar, yorum yapın arkadaşlar. YouTube'un Kaliforniya'daki o teneke beyni var ya, ben diğerleri gibi reklam verip sürekli sabah akşam video da çekmiyorum. Teneke beyin de beni beğensin arkadaşlar. Ben de sizi beğeneyim. Karşılıklı böyle ne yapalım, sevişelim diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.